Uyku bozuklukları normalde psikiyatristlerin ilgi alanına giren bir konu iken nörologlar da bununla ilgilenmektedir. Aslına bakarsanız benim bir itirazım yok. Yeter ki birileri ilgilensin. Uyku bozukluğu ile ilgili o kadar çok şikayet vardır ki tek başına psikiyatristlerin bununla başa çıkması zaten çok zor bir şeydir. Nörologlar belirli bir eğitimden geçtikten sonra bununla ilgilenirse bunun ne gibi bir sakıncası olabilir? Bu bir tartışma konusudur. Bu tartışmadan hareketle söyleşimize başlamış olduk. Uyku bozuklukları normalde 3 alt grupta ele alınır. Bir tanesi insomnia, uykusuzluk. Bir tanesi hipersomnia, aşırı uyku. Bir tanesi de patolojik uyku, parasomnia olarak isimlendirilebilir. İnsomnia birçok nedenle ortaya çıkabilir. Bir kere uyku hijyeni bozuksa insanlarda insomnia meydana gelebilir, uykusuzluk meydana gelebilir. Uyku hijyeni ne demek? İşte kişi yatağa girer, yatakta roman okur. Ondan sonra bilmem ne uzun süre uyumadan kalır. Uykuya dalmakta güçlük çeker. Çektiği halde yatakta yatmaya ısrar ederse. Veyahut da çay, kahve, sigara gibi uyarıcılar yatmadan önce kullanırsa. Veyahut da ne bileyim uyku hijyenini etkileyen bir dizi faktör var. Şimdi bunların hepsini sıralamamız imkansız. Benim ders notlarıma bakabilirsiniz. Yaramacı Tıp Fakültesi'nde verdiğim derslerde vardır bu notlar. Oradan uyku hijyeniyle ilgili bilgi toparlanabilir. İnsomnia bir sebebi bu. Bir sebebi psikiyatrik hastalıklarda ortaya çıkabilir. Mesela depresyonda, tipik depresyonda uykusuzluk bir parametredir, bir olgudur. Yine birçok başka hastalıkta insomnia rastlayabiliriz. Hipersomnia ise ne de oluyor? Hipersomnia, yani aşırı uyku hali, örneğin narkolepsinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Narkoleptikler biliyorsunuz uykuya dalmadan önce birden uykuya dalar dalmaz REM dediğimiz döneme giriyorlar ve derin bir uykuya dalıyorlar. Ertesi gün ise uyandıklarında sık sık uykuya dalmalar, kolay uykuya dalmalar söz konusu olabiliyor. Parasomnialar patolojik uykular, işte uyur gezerlik, uykuda konuşma, diş gıcırdatma uyku sırasında ve benzeri tablolarda var. Daha birçok alt grubu var ama bunlar özetle bu şekilde söyleyebileceğim şeyler. Yine uykuda terörize olmak, nightmare, kabuslar görmek vesaire bunlar da parasomnialar olarak isimlendirebileceğimiz şeyler. Uyku bozukluklarıyla ilgili son olarak şundan söylemek istiyorum. Uyku bozukluklarıyla ilgili verileri biz elektrofizyolojiye borçluyuz, EEG'ye borçluyuz. Çünkü başka türlü incelememiz mümkün değil. Elektroensefalografi yöntemi kullanılarak yapılan incelemelerde görüldü ki uykunun 5 aşaması var. Bunlar stage 1, 2, 3, 4, bir de REM ismini almakta. Bunlar REM dönemi, yani Rapid Eye Movement, hızlı göz hareketleri dönemi 90 dakikada bir tekrarlanmakta. İlk REM dönemi 10-15 dakika sürmekte. Gecenin son REM dönemi, uykunun son REM dönemi 50-55 dakikaya kadar uzamakta. Kişi bu dönemde rüya görmektedir. REM'in sürekli baskı altında tutulması, yani kişinin REM'e girdiği an uyandırılması halinde psikoz dediğimiz gerçeklikle bağlantının kesilebileceğini de bu arada not etmek istiyorum. Elektrofizyolojiye borçlu olduğumuz şeylerden bir tanesi de uyku bozukluklarıdır diyerek bu söyleşiye nokta koymak istiyorum.